Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, evet, yılın önemli bir dönemindeyiz. Ağustos ayı yine tutulma döngüleri var. Ee, yılın ilk tutulmalarını Şubat ayında yaşamıştık. Şimdi 2017'nin ikinci tutulma döngüsünü Ağustos'ta yaşayacağız. Biri 7 Ağustos'ta pazartesi günü akşam 21.10'da meydana gelecek. 15 derece kova burcunda bir ay tutulması. Bir diğerinde 21 Ağustos'ta yaşayacağız. Aslan burcunda güneş tutulması olacak. Evet bu etkiler e, tabii ki daha uzun vadeli. Yani birkaç günlük etki değil bunlar. E, tutulmalar özellikle ay düğümlerinde de meydana geleceği için yaşamımızın daha kritik dönemlerine bazı kadersel döngülere işaret eder. Şu anda kova aslan aksı sevgili teraziler sizin 5 ve 11. evinizi etkilediği için bu alandaki tutulmalarda genel anlamda önümüzdeki özellikle bir buçuk yıllık süreç içerisinde bu ev alanlarınız hayatımızdaki bu konularla ilgili bazı yenilikleri dönüşümleri ilerlemeleri gündeme getirebilir. Kova tutulması 5. evinizde meydana geliyor. Aslında şanslı bir evdir. 5. ev şans evidir. Ve şu aralar Jüpiter'in de sizin burcunuzda bulunması... ...ve tutulmaya da güzel bir açı yapması... ...kuşkusuz bu tutulmanın e, şanslı bir tutulma olduğunu sizin için söyleyebiliriz. E, Satürn'den de destek alıyorsunuz aynı zamanda. E, tutulma döngüsünde olumlu açılar daha fazla görünüyor. 5. E, evde olan bir tutulma özellikle Eylül sonuna kadar olan dönemde, bir buçuk aylık dönemde hayattan aldığınız keyif, eğlence, konfor, kişisel zevkler, sanatsal yaratıcılık, yeteneklerinizi değerlendirme potansiyeli ile ilgili konularda bazı önemli kapılar açabilir, fırsatlar sunabilir size. Bu en basit anlamda şans oyunlarından da ya da böyle bazı spekülatif konulardan da size şans getirebilir, kazanç getirebilir. Bunun yanı sıra aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir, açılımlar olabilir. Aşktan daha fazla keyif ve mutluluk alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Hamilelik, doğum gibi konular olabileceği gibi çocuk sahibiyseniz çocuklarınız ve onlarla ilgili, örneğin onların okulları olabilir, eğitimleri olabilir ve onların geleceğiyle ilgili konularda da bazı güzel gelişmeler olabilir. Daha ileri yaştaysanız işte çocuğunuzun evlenmesi, çocuğunuzun çocuk sahibi olması, onun okulda başarı elde etmesi gibi konularda yine çocuklardan alacağınız mutluluğu ve şansı fırsatı bu dönemde arttırabilir sevgili teraziler. Evet bu etkiler Eylül sonuna kadar gündemde. Çarşambadan itibaren ayın balık burcuna geçtiğini görüyoruz. Çarşamba ve perşembe biraz daha böyle e, bünyeniz hassası olabilir. Kendinize özen gösterin. Mümkün olduğunca dinlenmeye çalışın. Çok fazla yorulmamaya çalışın. E, özellikle a, alerjik sorunlar ya da hani sindirim sistemiyle ilgili problemler e, ayın balık geçişinde artabilir. Bir de günlük hayatınızda biraz e, yakınlarınızla ilgili olabilir veya iş hayatınızla ilgili olabilir. Meşguliyetlerinde de yoğun olduğu bir gün. Cuma'dan itibaren ise Ay Koç Burcu'nda daha sosyal etkiler var. Özellikle eş ve partnere dair konular öne çıkarken siz de hani paylaşımcı ve işbirlikçi yönünüzü biraz daha öne çıkaracaksınız. Dolayısıyla sevdiğiniz insanlarla, eşiniz ve partnerinizle birlikte olmak veya bazı işbirlikleriyle ilgili konulara da yönelmek mümkün olabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.